Merhaba arkadaşlar. AYT ilaç denemesi 3'e geldik. Geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Geldik 30. soruya. KLM ifadeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi burada K 80 artı kosinüs 20 verilmiş. Buradaki kosinüs 20'yi biz sinüs cinsinden yazabiliriz. Biliyorsunuz e, birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsü eşittir. Yani buraya ben sinüs 70 yazabilirim. 20'yi 90'a tamamlayan açı 70'ti. L sinüs 70 artı kosinüs 30. Burada da 30 dereceyi 90'a tamamlayan 60'tır. Yani şuradaki kosinüsümüzü arkadaşlar sinüs 60 olarak yazabilirim. M sinüs 60 artı kosinüs 40 verilmiş. Buradaki 40'ı da arkadaşlar 90'a tamamlayan açı 50'dir. Yani sinüs 50 olarak yazabiliriz. Yukarıdan aşağı doğru bakalım arkadaşlar. Hepsi şu an sinüs oldu. K'da ilk e, sayımız sinüs 80. L'de sinüs 70. M'de sinüs 60. Tamam mı? Bunlar arasında bir sıralama yapacak olursak arkadaşlar. Birim çemberden yararlanarak yapabiliriz. Sinüs 80'i şöyle çizdiğimiz zaman. Şurası da kosinüs 80 arkadaşlar. Sinüsü şöyle gösterelim. Diyelim ki. E, 60 derece şöyle bir açı olsun. 70 şöyle bir açı. 80 de şöyle bir açı olsun. Bunların sinüs değerlerini bulduğum zaman şöyle olacaktır. Küçükten büyüğe doğru bakın gidiyor. Demek ki açı arttıkça arkadaşlar sinüs değeri ne oluyor açının? Artmış oluyor. O halde şunu söyleyebilirim. Sinüs 80 büyüktür sinüs 70. O da büyüktür sinüs 60'tır arkadaşlar. Peki sağdaki şu sayılara baktığımız zaman sinüs 70, sinüs 60, sinüs 50 içinde aynı şey geçerli mi? Evet geçerli. Sinüs 70 büyüktür, sinüs 60 o da büyüktür, sinüs 50 arkadaşlar. O zaman diyebiliriz ki K büyüktür, L büyüktür, M arkadaşlar. Doğru yanıt A şıkkıdır. Geldik 31. soruya. Aşağıda kenar uzunlukları 18 ve 24 birim olan bir dikdörtgen. Köşegeni boyunca kesilerek iki üçgene ayrılıyor. Bu iki üçgenin birer kenarları ve birer köşeleri aşağıdaki gibi üst üste gelecek biçimde yerleştirildiğinde kesişimleri bir ikizkenar üçgen oluyor. Buna göre sinüs x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada üçgenlerimiz şekil 2'deki gibi yani aşağıdaki şekildeki gibi birleştirilmiş. Bakın şuradaki şu uç noktayla şuradaki uç nokta şöyle oluyor. Sağdaki ucu buraya. Zaten soldaki dik üçgenin şu uç noktası da şurada olmuş oluyor arkadaşlar. Burada bir ikizkenar üçgen oluştuğunu söylüyor. Şöyle. Zaten oluştuğunu biz kendimizde bulabilirdik. Neden? Ters açılar birbirine eşit diyeyim arkadaşlar? Şuralar alfa alfaydı. İşte şuradaki açılarımız da alfa alfa olacağı için burada ikizkenar üçgen oluştuğunu kendimize söyleyebilirdik arkadaşlar. Şimdi bu üçgenimiz nasıl bir üçgen? 18, 24 şu yukarıdaki şekle baktığımız zaman 3'ün 6 katı. Şurası da arkadaşlar 24 de 4'ün 6 katı. Bu 3, 4, 5 üçgeninin 6 katı olmuş oluyor. Şu kenar da 5'in 6 katı olacağı için 30 olacak. Yani hipotenüs 30 oluyor arkadaşlar burada. Ve şuradaki dik üçgende bu iki uzunluk birbirine eşit olduğu için şuradaki parça da eşit olacaktır. Bunu nereden söylüyoruz? Bir dik üçgende biz 90'lı köşeye 90'lık köşeden hipotenüsü şöyle bir doğru parçası çizdiğimizde bu doğru parçası şu ayırdığı parçalardan birine eşitse o üçüncü parçaya da onlar eşit olmuş oluyordu. Yani muhteşem üçlü oluşuyordu. İşte burada muhteşem üçlü oluştu arkadaşlar. Şuranın 24 olduğunu şuraya kadar biliyoruz arkadaşlar. Şurası da hipotenüs 30'du. Şuralara 15, 15 yazabilirim. Tamam. Ben ne arıyorum burada? Sinüs x arıyorum. Arkadaşlar ikiz kenardan aşağı şöyle dikimi iniyorum. Bu çizdiğim dik aynı zamanda orta taban. Şurası 18 e şu uzunluğum ne oluyor? 9 olmuş oluyor. Açıyı da ne yapıyor bu yükseklik? 2'ye bölüyor. Yani x bölü 2. Şuradaki açım da arkadaşlar x bölü 2 olacaktır. O üçgeni şöyle çizelim. Şöyle yapalım. Karışmasın arkadaşlar. Şuradan dikimizi çizdik. Sonra şuradaki açılarımıza x bölü 2, x bölü 2 dedik. Şurası 15. Yüksekliğimiz buradan 9'du. Daha sonra yükseklik 24'ü de 12, 12 şöyle böldü arkadaşlar. Tamam. Ben niye arıyorum? Sinüs x arıyorum. Sinüs x arkadaşlar şöyle açılabilir mi? 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2. Yani yarım açı formülü uyguluyorum buradan. Hemen değerlerini yazalım. Sinüs x ne demek? x bölü 2 arkadaşlar nedir? Karşı dik kenar bölü hipotenüs arkadaşlar. Yani 12 bölü 15'tir. Kosinüs x bölü 2 nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüs demektir. 9 bölü buradan 15'tir. Şimdi işlemimize devam edecek olursak şuradan arkadaşlar sadeleştirelim öncelikle. 9 ile 15'i sadeleştirdim. 3 ile 3 bölü 5 oldu. Buradaki 12 ile 15'i yine 3 ile de 4 bölü 5 oldu arkadaşlar. 2'yi 4'ü ve 3'ü çarptığımda 24. Faydadaki 5'leri çarptığımda 25 olur. Yani cevabımız E şıkkı olmuş olur. Geldik 32. sorumuza. Denkleminin kökler çarpımı kökler toplamının 2 katıdır. Buna göre A'nın 0 ile 2 pi kapalı aralığında alabileceği kaç farklı değer vardır? Burada ikinci dereceden denklemimize baktığımızda sin kare artı kos kare görüyorum bakın şurada değil mi? O zaman burası ne eşittir? 1'e eşittir. Buraya 1 yazabilirim. Yani x kare eksi sinüs a çarpı kosinüs a çarpı x artı 1 eşittir 0. Kökler çarpımı kökler toplamın ilk katı. Kökler çarpımını yazalım. Kökler çarpımı c bölü a'dan yani 1 bölü x karenin katsayısı 1. 1 bir bölü 1'den 1'dir. Eşittir kökler toplamını. Arkadaşlar şu an ne yaptık? Kökler çarpımını yazdık. Kökler çarpımı kökler toplamının 2 katıymış arkadaşlar. İşte şurası birdi. Onu yazdık. Şimdi kökler toplamını yazalım arkadaşlar. Yani iki çarpı. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan bulunuyor. Buradaki b sayımız budur arkadaşlar. Eksi b bölü a dediğimiz yer de şuradaki x karenin kat O da ne yapar? E, Sinüs a çarpı kosinüs a bölü birden bu çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Burayı da yazmış olduk. Buradan 2'yi sol tarafa paydaya atıyorum. Yani ilk tarafı 2'ye. Ya da ona hiç gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hiç uğraşmayalım. Şu sağdaki taraftaki ifade bize tanıdık geliyor. Nedir bu? Sinüs 2A'nın açılımıdır arkadaşlar. Peki burada hangi açı değeri biri verir? Arkadaşlar 2A'nın e, pi bölü 2 olması durumunda bu de, bu değeri verecektir. Yani sinüs pi bölü 2 90 derece. Sinüs 2A'ya eşittir. Bunu çözerken arkadaşlar 2A eşittir diyoruz. Buradan pi bölü 2 artı 2 k Bir de arkadaşlar ne diyorduk? 2 k eşittir. Şuradaki değeri pi'den çıkartıyorduk. Yani pi eksi pi bölü 2 çarpı şey artı 2 k şeklinde çözüm kümesini buluyorduk. Buradan k'ya 0 değerini yazdığım zaman arkadaşlar 2A eşittir. P bölü 2 yani şurası 90 derecedir arkadaşlar. Şurası da ne yaptı? 0 yaptı. K yerine 0 yazdığım için. A buradan 45 bulundu. Bu 45 bu aralıkta mıdır? Evet bu aralıktadır. Birinci değerimiz bu. Geldik buraya arkadaşlar. Şöyle düzenleyelim. 2A eşittir. Buradan yine P bölü 2 artı 2K artı. 2k çarpı pi geldi. Şimdi ben k yerine 0 yazdığım zaman yine 45 çıkacaktır buradan. K yerine burada 1 yazalım arkadaşlar. 1 yazdığımda 2a eşittir pi bölü 2 90 derece yazalım. K yerine burada 1 yazdığımda 2 pi geliyor. 2 pi de 360 dereceye eşit. 2a eşittir buradan 450. a eşittir 225 derece olarak bulunur. Peki arkadaşlar bu yine bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. Başka K yerine 2, 3 gibi değerler yazdığımızda bu araların dışına çıktığını göreceksiniz. O yüzden cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Geldik 33. sorumuza. Dik koordinat düzleminde bir numaralı dikdörtgenin uzun kenarından biri x ekseni üzerinde, kısa kenarlardan biri y ekseni üzerinde bulunacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre bu dikdörtgene eş olan 2 numaralı dikdörtgen, sol alt köşesi bir numaralı dikdörtgenin uzun kenarının orta noktası ile çakışacak biçimde yerleştiriliyor ve bu örüntü eş e, dikdörtgenler kullanarak devam ediyor. A koordinatı verilmiş. Bakın 2'ye 2 olduğuna göre 20 numaralı dikdörtgenin orijine en uzak köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi de verilmiştir diye soruluyor. <laughs> Şimdi buradaki A noktasının apsisine ve ordinatına baktığımızda apsisi 2, ordinatı da burada 2. Bakın ee, o zaman şuradaki özdeş olan dikdörtgenin kısa kenar uzunlukları bir birim olacaktır. Şunlar birer birim olacaktır arkadaşlar. Peki şurası kaç birim? 2 birim olduğu için uzun kenarı da ne olacak? 2 2 daha arkadaşlar ne yapmış oluyor? 4 birim olmuş oluyor şurası. Onu şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle şurası 4 birim olmuş oluyor. O halde şimdi bu dikdörtgen arkadaşlar kısa kenarı bir birim, uzun kenarı 4 birim. Olayı şuradan başlayalım. Ee, arkadaşlar arkadaşlar ya oradan başlamayalım ya da şöyle yapalım. 20 e, burayı 20'sini koyduğumuzu düşünelim ve arkadaşlar onun şuradaki orta noktasına öncelikle bir ulaşalım. E, şimdi burada 20 tane konulduğu zaman ben e, kısa kenar olarak tam 20 tane e, birim yukarıya doğru gitmem gerekiyor. 20 birim yukarıya ulaşmam gerekiyor. O zaman bu noktanın ordinatı ordinatı buradan 20 olmuş oluyor arkadaşlar şurası 20. Ne yaptık? Tekrar ediyorum. Bir birim, bir birim, bir birim her koyduğumda ne oluyor? Buradaki noktaların her biri ardışık olarak ordinatı bir birim artmış oluyor. Şimdi apsisine bakalım. Şimdi bu noktanın apsisi ne oluyor? 2 birim. Bir sonrakinin ne oluyor? 4 birim. Yani 2 4 6 diye gidiyor. O zaman arkadaşlar 20 tane koyduğumda da şöyle y ekseni x ekseni boyunca da 2 çarpı 20'den 40 birim ilerlemiş olacağım. Yani bu noktanın burada apsisi 40 olmuş olacak arkadaşlar. Benden istenen neydi? 20 numaralı şuradaki e, koyduğum dikdörtgenin e, köşelerinden orijine en uzak olanını almamı istiyor. En uzak olan arkadaşlar şudur. Şu köşesi orijine en uzaktır. Ve şurası da 2 birim olduğu için arkadaşlar apsisi ne kadar artmış oluyor? 2 artmış oluyor. Dolayısıyla şu noktanın Apsisi 42'dir. Ordinatı yine 20 olacaktır. Cevabımız buradan D şıkkıdır. Geldik 34. soruya. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde şöyle bir doğru denklem verilmiş. Doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı daima aşağıdakilerden hangisine eşittir? Önce kendimize bir tane koordinat sistemi çizelim. Şöyle çizdik. X ekseni ve şurası da y ekseni olsun. Şimdi bir doğrunun grafiğini çizerken ne yapıyorduk? X ve y'ye sırasıyla sıfır değerlerini veriyoruz. Niye? X ve y ekseni kesin noktaları bulmak için. X yerine sıfır verdiğimde b y artı a b eşittir sıfır. Buradan b y eşittir eksi a b. Her iki tarafı b'ye böldüğümde y eşittir eksi a çıkmış oluyor. Yani y eksenine eksi a da çıkıyor. A sayısı pozitif bir sayı olduğu için Burada eksi a sayısı negatif olması lazım arkadaşlar. Şurada y eksenini eksi a da kesecektir. Aynı şeyi e, x eksenini kestiği noktayı bulurken de yapıyoruz. Y yerine 0 verdiğimizde ax artı ab eşittir 0. Buradan denkleme devam edersem çözmeye ax eşittir eksi ab olur. Her iki tarafı a'ya böldüğümde x eşittir eksi b olur. b sayısı da pozitif bir sayıydı. Eksi b sayısı negatif olacaktır. Şöyle bir yerde olduğunu düşünelim eksi b'nin de. İşte doğrumuz bu noktalardan geçen bir doğru. Eksenleri bu noktalarda kesiyor. Benden istenen doğru ile eksenler arasında kalan üçgenin alanı ne olur? Şurası arkadaşlar. Tamam. Bu bir dik üçgen olduğuna göre. Dik üçgen alanı nasıl buluyorum? Buluyorum. E, dik kenarların çarpımı bölü 2'den buluyorum. Alan diyorum. Alan eşittir. Peki. Şu dik kenarın uzunluğu ne eşittir? Buradaki eksi B sayısı eksi olduğuna göre bu noktanın buraya olan uzaklığı bunun mutlak değeri olacaktır. Yani B olacaktır arkadaşlar. Buradaki eksi A'nın orijinal olan uzaklığı nedir? E, eksi A'nın mutlak değeridir. A olacaktır. Hemen şunu hatırlatayım. Bir noktanın arkadaşlar orijinal olan uzaklığını bulmak istediğimizde onun mutlak değerini almam lazım. Mesela eksi b'nin mutlak değerini aldığım zaman arkadaşlar b olacaktır. Çünkü şurası eksidir. Eksi olan bir sayı dışarı çıkarken eksi ile çarpılarak çıkacaktır. Eksi a da yine mutlak değer içerisinde eksi bir sayıdır. O yüzden eksi ile çarpılar çıkacağı için a olacaktır. İşte bu şekilde bu dik kenarların uzunluklarını bulmuş oluyoruz. Dik kenarları çarpıp ikiye böldüğümde alanını bulmuş olurum. Doğru yanıt. E şıkkıdır. Geldik 35. soruya. Şekilde ABC'de düzgün beşgeninde ED doğru parçası E noktası etrafında saat yönü tersi yönde döndürülüyor. Dönme hareketi D üstü C doğru parçası BC doğru parçasına ilk kez dik olduğunda sonlandırılıyor. Buna göre dönme açısı olan X açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi burada arkadaşlar düzgün beşgenin bütün kenarlarının eşit olduğunu biliyoruz. Önce oradan başlayalım. Sonra düzgün sekizgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72 olarak bulunur. İç açısını da 108 derece olarak bulabiliriz. Ayrıca düzgün beşgende Köşegenin bir tanesi çizildiğinde mesela BE köşegenini çizelim. Bu da bir ikizkenar üçgen oluşacağı için her zaman taban açıları 36 36 olacaktır. Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşittir ve herhangi bir köşegeni çizdiğinde hep bu ikizkenar üçgen yani 36 36 108 üçgeni oluşacaktır. Şimdi gelelim buradaki şekil 2'de. Şimdi buradaki şu arkadaşlar ED uzunluğumuz ne olmuş döndürülüyor. Döndürülürken nerede dur, dur, duruyor arkadaşlar? Şurada hemen göstermek istiyorum. ikinci şekilde bakın arkadaşlar. ED uzunluğu. E etrafına dönerken tam durduğu yerde arkadaşlar işte şu doğru e, BC doğrusuyla dik oluyormuş. Şurası 90 derece oluyormuş arkadaşlar. Peki 90'sa şuradaki açımız kaç derece oluyor? 18 derece oluyor arkadaşlar. Tamam. Daha sonra burada ne yapabiliriz? Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. İlginç şeyler yapacağız. Şu E noktasından şuraya dik çiziyorum. Yani kenara dik çiziyorum. Düzgün beşgende bir köşeden karşı kenarın kenarı kenara çizilen kenarı ikiye böler. Bakın ikiye böldü şurada arkadaşlar. Burada ben E noktasından aşağıya bir dik iniyorum. Dikimi indim. Burada bir dikdörtgen oluştu. Şu uzunluğum A kadarken şu uzunluğum da burada A kadardır. Ve bir kenarı kaç olmuş oldu? BC kenarı mesela 2A olmuş oldu. Tamam. Şu ED, uzun, ED üstü uzunluğu da bir kenara eşit. Çünkü ED böyle döndürülmüştü arkadaşlar. Bakınız burada hipotenüsünün yarısı olan bir dik üçgen elde edildi. Hipotenüs 2A dik kenar A. O zaman bu 30-60-90 üçgendir. Burası 30'dur arkadaşlar. Şu kısım şuradaki açı ise 60 derecedir. Şimdi ben şuradaki açıyı da bulmam lazım. Onu da hemen şöyle Belirtmek istiyorum. Şuradaki mavi açı olsun. O kısmını bulmam lazım. Peki orayı nasıl bulacağım arkadaşlar? Biliyorsunuz ben ee, düzgün beşgende E'den şu kenara dik çizmiştim. Çizdiğimiz bu dik aynı zamanda arkadaşlar. Mesela şu A'dan buraya dik indiğimizi düşünürsek şekil bir de arkadaşlar. Kenarı ikiye bölüyor. Açıyı da ikiye bölüyor. Yani açılarımız burada 54'er derece oluyor. Açı ortaya oluyor. O zaman şurası arkadaşlar kaç derecedir? 54 derecedir. Peki şu açı 90 derece değil miydi? Burası dik üçgendi. Şey dik açıydı. E, 90'dan 54'ü çıkarttığımda 90 eksi 54'ten eşittir 36. Yani şuradaki açım 36 derece oluyor. E, X açısı arkadaşlar 36 ile 60'ın toplamından oluşuyor. O zaman cevabımız 96 olarak yani B şıkkı bulunur. Geldik 36. soruya. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere çemberi eksenlere teğettir. Çemberin burada denklemi verilmiş. Buna göre A değeri kaçtır? Arkadaşlar yukarıda bir not yazdım. Bakın burada bir çemberin denklemi verildiğinde bu denklemin formülünden merkezini ve yarıçapını bu şekilde bulabiliriz. Bakın buradan öncelikle merkezini bulmaya çalışalım. Merkez buradaki x'in katsayısı A değil mi? Eksi A bölü 2. Y'nin katsayısı da A. O da eksi A bölü 2. Böylece merkezi bulmuş olduk. Bu çemberin eksenlere teğet olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle bir çember çizelim koordinat sisteminde. Eksenlere teğet olsun. Tabi eksenlere teğetse bu çember arkadaşlar. Şimdi A pozitif bir sayı dedi ya. E, merkezi aslında negatif olması lazım. Ona uyumlu çizmeye çalışayım. Şöyle. Ben kabataslak çizdim. Şöyle çizdim. Evet. Eksi eksi üçüncü bölgede olacak bunun merkezi şurada bir yerde olacak. O zaman çemberimiz arkadaşlar şöyle eksenlere teğet olmuş oluyor. Şurada e, abscis eksi a bölü iki, ordinatı da eksi a bölü e, eksi a bölü 2 olacaktır. Şöyle biraz şey oldu. E, burası merkezimiz. Peki yarı çapı ne oluyor? Dikkat edin arkadaşlar şurası yarı çap değil mi? R'dir. Şuradaki uzunluğumuz R, burası R kadardır arkadaşlar. O zaman buradaki R'miz buradaki absis ve ordinatın mutlak değerine eşittir. O zaman biz yarıçapı çapı bir bulalım. Ve yani R eşittir. 1 bölü 2 diyoruz. Ne yapıyorum? Buradaki işte kök içerisinde x'in katsayısının karesini artı yeni kat karesini eksi 4 çarpı 16 diyorum. F uzunluğu. O F değeri burada 16. R'de mutlak değer eksi a bölü 2. Yani absisin ya da arkadaşlar ordinatın bir tanesi mutlak değerine eşit olacaktır. 1 bölü 2'yi şöyle yazdık. Kök içerisinde 2a kare a kare eksi 64 oldu şurası arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu mutlak değer dışına arkadaşlar a bölü 2 diye çıkacak. Çünkü içerisi negatif olur. Negatif olan bir sayı dışarı eksiyle ile çarp olarak çıkar ve a bölü 2 olarak pozitif olarak çıkmış oldu. 1 bölü 2 kök içerisinde 2a kare eksi 64. 1 bölü 2'lerimiz şöyle sadeleşti. Her iki tarafın karesini aldığımda a kare eşittir. Sağdaki ifade kök dışına çıkmış oluyor. Kökten kurtuluyor. 2a kare eksi 64 oluyor. 64'ü sol tarafa atalım. Artı geçecek. Buradaki a kareyi sağ tarafa atarsam a kare kalacaktır. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda a değeri buradan 8 olarak bulunmuş olur. Biz de arkadaşlar a'yı arıyorduk. Doğru yanıt e şıkkı olacaktır. Geldik 37. soruya arkadaşlar. Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun aritmetik ortalamasına ve iç açılarından birinin ölçüsü diğer iki iç açısının ölçülerinin aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere ardışık üçgen denir. Özün şu, özün işin özeti arkadaşlar şu: kenarlarına baktığınız zaman bir kenar diğer iki kenar uzun aritmetik ortalaması oluyorsa, yine açılarından birine baktığın zaman diğer açılardan ikisinin aritmetik ortalaması oluyorsa o zaman bu üçgen ardışık üçgenmiş. Tamam anladık. Buna göre yukarıdaki üçgenlerden hangileri ardışık üçgen olabilir diyor. Olabilir. Peki. Şimdi şu üçgenimize baktığımız zaman A ile 2 arasındaki açı 60. Böyle durumda arkadaşlar bu üçgenin 30-60-90 üçgen olduğunu söyleyebiliyorduk. Değil mi? Yani bu 30-60-90'dır. Hipotenüsün yarısı A olmuş oluyor. O yüzden arkadaşlar 30-60-90. Peki buradaki 90 şey 60 derece arkadaşlar. 30'da 90'ın toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması oluyor mu? Evet oluyor. O zaman birinci maddemiz doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 2'ye. Burada yine kenarlar bize verilmiş. 60-75. Peki bu ne üçgen olabilir? Bu 5'in arkadaşlar e, kaç katı? 15 katı. Bu neyin 15 katı arkadaşlar? 4'ün e, 15 katı. Evet 15 katı. 4'ün 15 katı. 4. Burası 5. Burası da o zaman 3'ün arkadaşlar 15 katı olacaktır. Yani burası 45 birimdir. Peki bu kenarlar arasında da yine bu e, ardışık üçgen e, özelliği var mı? Bakalım şimdi buradakileri topladığımda 45 ile 75'i topladığımda 120 yarısı 60 yapıyor. Yani 60 dediğimiz kenar 45 ile 75'in toplamının yarısına eşit. Sağlıyor. Yani birincisinde açılarla ilgili bir durum vardı. İkincisinde de arkadaşlar kenarlarla ilgili bir durum var. Bu da sağlıyor. Doğrudur diyoruz. Geldik 3 arkadaşlar. Burada ise sadece 100 derecelik bir açı verilmiş, diğer açıyı bilmiyoruz. Diğer iki açının toplamı kaç derecedir? 80 derecedir. Burası 100 derece olduğu için. Bu açılardan birine A diyorum, diğerine de arkadaşlar 80 eksi A diyorum burada. Burada da yine yoklama yapıyorum. Açılardan iki tanesini toplayıp böldüğümde diğer açıyı veriyorum yani aritmetik ortalaması diye bakıyorum. Burada A açısıyla arkadaşlar şuraya yazıyorum A açısıyla 100 dereceyi toplayıp 2'ye böldüğümde acaba 80 eksi a'yı sağlayan açı var mı? Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak a artı 100 eşittir 160 eksi 2a. Buradan 3a eşittir, e, şurası 60'tı değil mi? E, 60 kalmış oldu. 2'ye 3'e böldüğümde a eşittir 20 olarak bulunur. Yani şu açı. 20 derece. Şuradaki açıda o zaman arkadaşlar 60 derece oluyor. Evet. Sağlıyor arkadaşlar. Yani 20 ile 100'ü toplayıp 2'ye böldüğümde 60 oluyor. Üçüncü, özellikle sağlıyor. Şimdi burada tabi bu denklemi çözmek yerine açıları da kendimiz deneyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir şansınız da var. Ama denklem olursa daha garanti olur. Doğru yanıt burada E şıkkı olacaktır. Geldik 38. soruya. Eşit kenar uzunlukları 7'şer birim ve taban uzunluğu 13 birim olan ikizkenar üçgen şekildeki karton şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kartondan eşkenar üçgen şeklindeki parça kesildikten sonra çıkarılıyor. Bu durum şekil 2'de gösterilmiştir. Buna göre kesilen eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir? Şuradaki ikizkenar kenar üçgenimizden aşağıya doğru şöyle dik indiğimde 13 bölü 2, 13 bölü 2 tabanı bölmüş oluyorum. Şu yüksekliği bulmaya çalışalım haşı arkadaşlar h kare artı 13 bölü 2'nin karesi eşittir 7'nin karesi olacaktır. h kare artı 169 bölü 4 eşittir 49 oluyor buradan. h kare eşittir. Bunu sağ tarafa atalım arkadaşlar. 49 eksi 169 bölü 4 olacak. h kare eşittir 4, e, payda eşit diyelim burada. 196 geliyor pay kısmı şunun. Eksi 169 bölü 4. Ne yaptık? Paydaları eşit değil. Buradan çıkarma işlemi yapıyoruz. H kare eşittir. 27 bölü 4. Kare aldığım zaman arkadaşlar burada e, H eşittir. 3 kök 3 bölü 2 bulunacaktır. Tamam. Yüksekliği bulduk. Peki benim bu ne işime yarayacak? Şuradan eşkenar üçgen kesilmişti arkadaşlar. Şu eşkenarın yüksekliğine kesilen eşkenar üçgenin yüksekliğini çiziyorum. Bu yükseklik kenarı 2'ye bölüyor. Şuradaki uzunluklara x diyelim arkadaşlar isterseniz. 30-60-90 üçgen oluşur burada yüksekliği çizdiğimizde. Şurası 60 derece biliyorsunuz. Şöyle. E, 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı yani eşkenarın yüksekliği x kök 3 olacaktır. Yani buradaki h aynı zamanda x kök 3'e eşittir arkadaşlar. Böylece ben eşkenarın bir kenarına da 2x demiş oldum. Ona da dikkat edelim. 2x'leri şöyle yazalım. Tamam. Evet. Şimdi şuradaki eşitlikte köküçlerimiz birbirini götürecek. X'i kaç bulacağımı buradan? E, 3 bölü 2 bulacağım. Çevresi nedir bunun? 6x'tir bakın. Eşkenar üçgenin çevresi 6x'tir. X gördüğüm yere 3 bölü 2 yazacak olursam şu şekilde. 6 ile 2'yi de şurası 3. 3 kere 3, 9 birim olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 39. soruya. Düz taban yarıçapı 1 bir birim, alt taban yarıçapı 2 birim ve yan ayrıt uzunluğu 4 birim olan kesik dik dairesel koniş e, şekildeki cisim aşağıda gösterilmiştir. Tam burada bir kesik konimiz var. Bu cismin A noktasından harekete başlayan bir karınca yüzey üzerinden kırmızı çizgili yolları takip ederek en kısa yoldan B noktasına varıyor. Buna göre karıncanın aldığı yol uzunluğu kaç birimdir? Şimdi burada kesik konimiz olduğuna göre bunu tamamlamamız mümkün. Şöyle tamamlayabiliriz. Tamamlarsak arkadaşlar ne oluyor? Bir dik koni elde ediyoruz. Şurada e, yarı çapları devam ettirdiğim zaman arkadaşlar 2 birim şurası 1 bir birim. E, alt taban uzunluğumuz 4 birim. Üst taban şuradaki uzunluğumuz ise 2 e, birim olmuş oluyor. Bu üçgen de bu uzunluğumuz şu uzunluğumuz orta taban oluyor. Yani şu durum ortaya çıkıyor. Burası 2 birim, burası 4 birim. O zaman burası orta taban arkadaşlar. O zaman şuradaki uzunluğumuz 4 birim, burası da 4 birim olacaktır arkadaşlar. Bu eee koniyi açtığımız zaman biliyorsunuz bu üzerinden en kısa yol sorularını yaparken, yüzey üzerindeken, yüzey üzerindeki en kısa soruları ne yapıyoruz? Açılmış halinden yararlanıyoruz. Yani yüzeyi açmamız gerekiyor. Şimdi bu dik koniyi açtığımız zaman arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkacaktır. Şöyle çizdik diyelim. Şöyle çizdik. Hatta şuyu da şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Burası B noktası. B'nin simetriği de burası oluyor. B üssü. A noktası burası. A'nın da simetri burası oluyor. Bunlar çakışıyor çünkü. Bunu bulup. Şimdi şuradaki alfa açısını hesaplamak istiyoruz. Bunu bulurken biz alfa bölü 360 eşittir R bölü L özelinden yararlanıyorduk arkadaşlar. Oranından yararlanıyorduk. Ee, bu Orantıda arkadaşlar R şuradaki yarı çap olmuş oluyor. L de şuradaki uzunluk olmuş oluyor. L burada 8 arkadaşlar. Tamam. Alfa bölü 360 eşittir. 2 bölü 8. 2 bölü 8. 2 ile 8'i sadeleştirirsem 1 bölü 4 bulurum. Buradan içler dışlar alfa eşittir. 90 derece bulunacaktır. Demek ki şuradaki açım arkadaşlar 90 derece. Şurun 4 olduğunu biliyorum. Buraların da 4 4 olduğunu biliyorum. Ve bu A noktasından B'ye giden bu arkadaşlar en kısa yol yani karınca dersek biz ona yol şu şekilde olacaktır. Şöyle bir yoldur arkadaşlar düz bir yoldur. Bunu hesaplarsak arkadaşlar şuradan bakın nasıl hesaplayabilirim? Şuradaki dik üçgenden hesaplayabilirim. Pisagor'u kullandığımızda 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir. A, B üssünün karesi buradan cevabın 4 kök 5 çıktığını söyleyebiliriz. Evet. A, B, üssü uzunluğu. Doğru yanıt burada C şıkkıdır. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. İşte bir de üçgende şurası x, şurası 2x olduğu zaman dik kenarlar arasındaki oran 1'e olduğunda küçük kenarın kök 5 katı hipotenüsü veriyordu. Bunu da unutmayın derim arkadaşlar. Pratiklik sağlıyor. Yani burası 4 kök 5'tir. Geldik 40. sorumuza. Arkadaşlar Rübeysa bir küre ve bir küp kullanarak minyatür bir gözlemevi yapmak istiyor. Bunun için yarıçapı 6 birim olan küre şeklindeki tahtayı merkezden 2 cm uzaklığı bir düzlemde kesiyor. Bakın kesmiş. Sonra kürenin elde edilen büyük parçasını, şu büyük parçayı küpün bir yüzeyinin üzerine bıraktığında küpün bu yüzeye ait köşelerinin kürenin ara kesit yüzeyinin yayları üzerinde olduğunu gözlemliyor. Yani buradaki şu köşeler daire yayının üzerinde arkadaşlar bunu kastediyor. Aşağıda bu şekilde verilmişti. Buna göre Rumeysa'nın yaptığı gözlem evinin yüksekliği h kaçtır diye soruluyor. Önce bu kürenin merkezini bir belirleyelim. Merkezi şurası olsun o diyelim. Ve bu merkezden 2 cm uzaklıkta bir düzlemle kestiriyor. Bu kürenin yarıçapı da bu arada kaç birim? 6 birim bize veriliyor. 6 birim. Şurası 2 birim. Ve merkezden arkadaşlar bu daire kesitin olduğu yere ben şöyle 2 cm çizdim ya arkadaşlar. Bu köşegenlerin köşegenin üzerinde olmuş oluyor. Yani karenin şuradaki karenin Köşegenin kesim noktasına denk gelmiş oluyor orası. Şöyle çizersek şu da diğer köşegen olmuş oluyor. Buradan Pisagor uyguladığımızda bu 2 bu 6 burası 4 kök 2 olacaktır. Onu da şöyle göstereyim. Evet. Şurası 4 kök 2 olacak şu uzunluğumuz. E bu uzunlukta da arkadaşlar 4 kök 2 olacaktır. Şu üçgen nasıl bir üçgendir? İkizkenardaki üçgen. Aslında biz orada karenin köşegen uzunluğunu kaç bulmuş olduk? 8 kök 2 bulmuş olduk şu köşken uzunluğu arkadaşlar. Karenin bir kenarı 8 olur. Yani küpün bir ayrıtı 8 olmuş oluyor arkadaşlar buradan. Şurası 8 olmuş oluyor. Şurası 8 olmuş oluyor. Biz haşı arıyorduk burada. Ee, ben şuradan itibaren şöyle aşağı indiğimde küpün tabanına indiğim zaman o uzunluk 8'dir. Artık söyleyebilirim. Şuradaki yan ayrıta eşittir. 8 birim. 2 birim burası. 6 birim de şuradaki yarı çaptan geliyor. Kürenin yarı çapından. H eşittir. 6 yukarıdan aşağıya doğru. 2, 6, 2 ve şuradaki 8'imiz arkadaşlar. Küpün bir ayrıtı oluyor. H topladığımda 16 birim olarak bulmuş oluyor. Doğru yanıt E şıkkı olmuş oluyor. Evet bir denemin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere bol çalışmalar, bol netler diliyorum. Kendinize iyi bakın.